Cezaevi savcısının dışında hiçbir hukukçunun içinde olmadığı bir kurul bu. Ancak bu kurul bir mahkeme gibi hareket ediyor. Mahpusa herhangi bir savunma hakkı verilmeden tamamen soyut ve subjektif kararlarla mahpusun tahliyesi engelleniyor. Mahpusun tamamen tahliye edilmemesini hedefleyen kararlar bunlar. Şimdi mahpuslar diyelim ki işte 30 yıllık mahpus, 29. yıla kadar gelmiş, bu tür örnekler çok. O zamana kadar hep iyi halli olarak değerlendirilmiş. Ancak tahliye tarihi yaklaştığında birdenbire hani ne hikmetse iyi halli olmaktan çıkarılıyor mahpus. O nedenle aslında bunun politik bir yanının olduğunu görmek gerekiyor. Politik olarak mahpusları tahliye etmeyen bir sistemin aslında uygulandığını, bunu devam ettiren idarelerin, mahkemelerin olduğunu mutlak surette görmek gerek. Şimdi mahpuslara verilen kararlarda çok trajikomik kararlar var örneğin, yani gerekçeler var. İşte mahpusun imamla görüşmemesi, din görevlisiyle görüşmemesi, artı psikologla görüşmemesi ya da kütüphaneden kitap almamış olması ya da çok kitap okuyor olması, sosyal etkinliklere katılmaması gibi. Bu çok önemli çünkü sosyal etkinlikleri kullandırmayan bir idare var. Sosyal etkinlikleri kullandırmayan idare aynı zamanda bu etkinlikleri neden kullandırmadığına dair bir ihlali ortaya koymuş olmasına rağmen, bunun çözüm üretilmeyen bir sorun olarak bütün mahpusların problemi olmasına rağmen bu İhlali aynı zamanda mahpusun tahliye edilmeme gerekçesi olarak dosyaya işliyor yani. Aslında idarenin mutlak surette yönetmelikte ya da yasada tanınan bütün hakları uygulaması gerekmesine rağmen hem uygulamıyor, bir hak ihlaline neden oluyor, hem de o hak ihlalini mahpusun tahliye edilmemesine gerekçe olarak göstererek çifte bir hak ihlaline neden oluyor. Ki kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakma da en büyük hak ihlallerinin de başında geliyor mahpuslar açısından değerlendirildiğinde. Örneğin mesela psikologla görüşmelerde de hani bir psikoloğun görevi bir mahpusa ideolojik olarak yaklaşım değildir. Onun psikolojisine uygun sorular sormak ya da onunla görüşme yapmak, ihtiyacı doğrultusunda mahpusun psikolojisiyle ilgili bir takım çözümler üretmesi gerekmesine rağmen psikologların da bu yaklaşımla mahpuslara ideolojik sorular sorduklarını ifade eden bize mektuplar ya da başvurular geliyor. Son süreçlerde örneğin hani 3 hücre cezası aldığı zaman mahpusun infazı yanıyor. İşte 36 yıl almışsa cezasını. O 36 yılın tamamını yatmak durumunda kalıyor. Netice itibariyle yani mahpuslar her şekilde aslında hak ihlaline uğruyor. Her şekilde umut hakları ortadan kaldırılıyor ve aileler için de aslında bu çok zor bir durum. İdari gözlem kurullarında işte mesela bir mahpus beyan etmişti. İşte elinize silah versek bizi öldürür müsünüz? Örgüt hakkında ne düşünüyorsunuz? Gibi ideolojik yaklaşımların vermiş olduğu sonuç aslında mahpuslara pişmanlık dayatması. Örneğin bir hapishanede de pişmanım demediğiniz takdirde tahliye edilmeyeceksiniz gibi açık bir şekilde ifadeler de yer alıyor. Devlet aklı yapacağı tüm hukuksuzluklara bir hukuksal açıdan ya da yönetmelikler açısından bir kılıf mutlak surette bir kılıf uyduruyor yani. Cezalandırmak üzerine uygulanan işte idari gözlem kurulları, yani idari gözlem kurulları yönetmeliğinin mutlak surette iptal edilmesi gerekiyor. Yani yarattığı hukuksuzlukların ya da hak ihlallerinin dışında hani kişiler evet şu hak ediyor ya da şu hak etmiyor gibi nitelendirmeden bu uygulamanın mutlak surette ortadan kaldırılmasına dönük çalışma yürütülmesi gerekir. Yani bu uluslararası sözleşmelere de anayasaya da uygun değildir.